أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 122 numaralı rivayette kalmışız aldığım nota göre oradan devam edelim. Anhu radıyallahu anhu yani gene birkaç rivayettir. Ebu Zer radıyallahu anh'tan aktarıyor İmam Nevevi merhum. Onun için adını zikretmeden gene ve anhu dedi. Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Kal, o diyor ki Kale li ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem La tehkirenne minel ma'rufi şey'en velev en telqa ahake bi veçhin talikin Ravahu Müslim. İmam Müslim nakletmiş. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana buyurdu ki La tehkirenne minel ma'rufi şey'en Maruf çerçevesine giren hiçbir şeyi küçük görme, hakir görme. Ve lev en telgâ ehâke bi veçhin talîkin din kardeşine din kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa bu kadarcık bir şeyi bile küçük görme maruftandır. Hakir görme. Bunun Cenab-ı Hak katında bir kıymeti, bir değeri vardır diyor yani. Buradaki bi veçhin talikin ifadesi bazı rivayetlerde bi veçhin talkin şeklinde de gelmiş. Anlam değişmiyor. Ama fih İmam Tirmizi bu rivayetin biraz daha tamam bir veçhini bir varyantını naklediyor. Gene Ebu Zer radıyallahu anh'tan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم شيئا من المعروف sizden hiçbiriniz maruftan olan herhangi bir şeyi sakın hakir görmesin ve in lem yecud ve in lem yecid felyelqa ahahu bi vechin taliqin eğer marufa dahil kayda değer bir iş yapamıyorsa imkan bulamıyorsa buna kardeşini güler yüzle karşılasın. Ve idaşterayte lahmen et satın aldığın zaman ev tabakta kıdren veya bir yemek kaynattığın, pişirdiğin zaman fe ektir merakatehu ve agrik licarike minhu suyunu biraz bolca kat ve ondan komşuna da bir pay ayır, bir miktar ayır. Rivayetin bu uzun varyantından anlıyoruz ki iyilik yapmaktan kasıt rivayetin başında eğer imkan bulamazsan buyurduğu kısım Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muhtemel ki maddi bir ibadet, mali bir ibadet infak tasadduk şeklinde eğer buna gücün yetmiyorsa buna imkan bulamıyorsan en azından kardeşini güler yüzle karşıla ve yemek evde pişen yemekten bir miktar da komşuna ayıracak şekilde azıcık suyunu bol koy artsın bereketlensin komşuna da bir miktar ondan ayır. Bütün bu bahis boyunca dikkatimizi çeken bir şey var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bir kısım fiillerin sevabını, faziletini, bize kendimize bireysel olarak faydasını ifade buyuruyor. Bunu dikkatimize, nazarımıza veriyor ama
aynı zamanda birbirimizle münasebetlerimizi de burada ifade ediyor. En ince detaylarına kadar. Yani özellikle günümüzde komşunun yan yana, alt alta, üst üste birbirine hayli mekan olarak, fizik olarak hayli yakın yaşadığı halde dünyaları birbirinden izole edilmiş komşuların ahvalini de burada bir hatırlatmakta fayda var. Mahalle kavramı maalesef ortadan kalktı. Komşuluk, akrabalık ilişkileri ortadan kalktı. Büyük ölçüde büyük şehirlerde. Hatta bir evin içindeki fertlerin birbiriyle münasebetleri son derece sınırlı. Sanal bir hayat yaşamaya başladık. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki adeta birbirinize dokunun, birbirinizle münasebetinizi kesmeyin. Selam alıp vermekten, mutfakta pişen bir yemekten bir tabakta komşuya sunmak şeklindeki fiile kadar, bunlar belki basit gibi görünüyor ama bizi birbirimize rapt eden, aramızdaki ilişkiyi ülfete ve muhabbete dönüştüren şeyler bunlar. Dolayısıyla bunlar hem bize sevap kazandırıyor, hem de farkında olmadan bizi birbirimize kaynatıyor. Bir toplum, bir Müslüman ümmet yapıyor. Bundan sonra gelecek olan rivayetler de aynı şekilde bu espri etrafında bizim dikkatimizi farklı noktalara çekiyor. 123 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulama minen nasi aleyhi sadaka. Kullu yevmin tatlu'u fihi şemsu ta'dilu beynel ithneyni sadaka. Ve tu'inur racule fi dabbetihi ve tahmiluhu aleyha اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَ وَتُمِيتُ الْاَذَا عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Yine İmam Bukhari ve Müslim rahimehum Allah'tan Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu: كُلُّ سُلَامَا مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَ. İnsanların vücudundaki, iskeletindeki her bir mafsalın bir sadakası vardır. Her bir mafsala karşılık bir sadaka borcumuz var. Kulle yevmin tatlu'a fihi şemsu. Güneşin üzerinize doğduğu her gün. Ta'dilu beynel ithneyni sadaka. İki kişi arasında adaletli hüküm verdiyseniz, bir anlaşmazlığı çözdüyseniz, iki kişinin arasını bulup ıslahı beyin yaptıysanız sadaka. Ve tu'inur racule fi dabbetihi ve tahmiluhu aleyha. Hayvana binecek olan bir kimseye yardım ettiniz, hayvanına bindi. اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَ. Veya hayvan üzerinde bir yük taşıyacaktı. Siz onu kaldırdınız, hayvanın üstündeyken ona yardım ettiniz. Eşyasını, yükünü ona verdiniz. Bu da sadaka. وَالْكَلِمَةُ تَيِّبَةُ صَدَقَ. Güzel söz, tatlı söz, sadaka. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَ. Namaz kılmak için camiye yürürken attığınız her adım sadaka. Ve tumitul eza anit tariqi sadaka. Ve yoldan gelip geçenlere eziyet veren, trafiği, insanları yolda rahatça yürümekten engelleyen, rahatsız eden şeyleri yoldan izale etmeyen, kaldırman da sadaka. Yaklaşık bir asırdır, bir buçuk asırdır İslam ümmetine bir hedef gösteriyor birileri.
çağdaş medeniyetler seviyesi, muasır medeniyetler seviyesi diye bir hedefimiz var. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya doğru giderken bizi çağırdıkları adreste ne varsa onları da benimseyerek gidiyoruz ki onların ihraz ettiği seviyeyi biz de yakalamak için onlar gibi olmak zorundayız. Onlar gibi yaşamak zorundayız. Dolayısıyla medeniyet dendiğinde, medeni toplum dendiğinde, gelişmiş, ilerlemiş toplum dendiğinde aklımıza o batılı toplum formatları geliyor. İnsan ilişkileri böyle, kurumlar böyle, yöneten yönetilen ilişkileri böyle, efendim, birey toplum ilişkileri böyle, birey devlet ilişkileri böyle. O formatı biz de taşıyoruz bünyemize gelişme denen şeyi yakalamak ve yaşamak için. Aslında bence şöyle bir frene basıp, azıcık arabayı bir kenara çekip, bir durmak, bir tevakkuf etmek ihtiyacındayız. Gelişmişliği neyle tarif ediyoruz? Eğer böyle bir şey varsa, gelişmiş toplumu hangi kriterlere bakarak belirliyoruz? Bir toplum hangi standartları yakalarsa, hangi alanlarda gelişmiş toplum olur? Biz bunu da gene batılılara göre yapıyoruz. Bu sorunun cevabını da batılılara göre veriyoruz. Gelişmiş toplum bizim kendi içimizden bize özgü bir tarif üzerinde düşünecek olursak en azından bana göre şahıs olarak gelişmiş toplum birbirine mümkün mertebe perçinlenmiş toplumdur. Bir arada yaşayan toplumdur. Sadece fizik olarak değil, ruh olarak, gönül olarak, ideal olarak, hüzünde, tasada, sevinçte birlikte paylaşan toplumdur. Güvenin hakim olduğu, emniyetin hakim olduğu toplumdur. Dayanışmanın, paylaşmanın hakim olduğu toplumdur. Bakın şimdi tarifi böyle yapınca kalktığımız noktaya bakın, geldiğimiz noktaya bakın. Gelişiyor muyuz? Yoksa geri mi gidiyoruz? Tarifi nasıl yaptığınıza bağlı olarak neticede değişiyor. Evet, teknolojik alanda gelişiyoruz. Şehirleşiyoruz. Efendim, batı tarzı toplumsal yapımızı örgütlüyoruz. Batıda olan şekilde örgütlüyoruz. Fakat aslında insani değerler noktasında geriliyor muyuz, ilerliyor muyuz? Bu noktanın ciddi biçimde muhasebe edilmesi lazım. Arkadaşlar, bu ihmal edilebilir bir şey değil. Bu lüks değil, bu fantezi değil. Yani toplum dediğiniz şey canlı bir dokudur. O toplum üzerinde bir kısım şeyleri uygulayarak o toplumun dokusunu tahrip mi ediyorsunuz yoksa tahkim mi ediyorsunuz? Bunu çok iyi hesaplamanız lazım. Son zamanlarda gündemimizi işgal eden, dikkatimizi çeken bir kısım icraatlar var. Aile ile ilgili bir de bakanlık var bu ülkede. Aileden sorumlu devlet bakanlığı var. Ben şahsen merak ediyorum. Bu bakanlık aileyi tahkim etmek için ne yapıyor? Aile kurumunu tahkim etmek için ne yapıyor? Aile dendiğinde benim tespitim odur ki bu bakanlığı idare edenlerin aklına kadın geliyor. Evet, ailenin temelinde kadın var ama aileyi tahkim etmek için kadını ön plana almıyoruz. Aileyi batı tarzı standartlara getirmeyi aklımıza koyduğumuz kadın formatına kurban ediyoruz. Bu arada çocuk ne oluyor? Bu arada erkek ne oluyor? Bu arada bunların birbiriyle ilişkisi ne oluyor? Bunu çok da doğrusu hesap ettiklerini düşünmüyorum. Yani bu kadının çalışma hayatının iyileştirilmesi, efendim, şiddetten korunması ve bunun güvence altına alınması gerek yasal olarak gerek fiili olarak. Bunlar güzel şeyler ama sanki bir
peşin fikirden, bir ön kabulden hareketle yapılıyor. Kadın kocası tarafından şiddete, potansiyel olarak şiddete maruz bir mazlum olarak görülüyor, öyle kabul ediliyor ve o durumdan kurtarılmak için her türlü tedbir geliştiriliyor. Bu yaptığımız işler aile hayatına nasıl tesir ediyor? Ben merak ediyorum, bu bakanlık bu konuda bir araştırma yapmış mıdır? Mesela kadınla ilgili, kadına şiddeti önlemeyle ilgili, kadının ekonomik durumunu çalışan kadınların bilhassa düzeltmek için alınan bu tedbirler sonucunda boşanmalarda mesela bir gerileme oldu mu? Ayrı yaşamalarda bir gerileme oldu mu? Aile dediğimiz mefhumun takviyesinde, kuvvetlenmesinde, ön almasında, toplumun sosyal dokusunu tahkim etmek adına bir ilerleme oldu mu? Ellerinde imkan var. Bir anket yapsalar da biz de bir görsek ki bu yapılan işler neye yaradı, kime yaradı? Bir kısım gazete haberleri okuyoruz. Doğru mudur, yanlış mıdır bilinmez. Kadına dönük bu icraatlar artırıldıkça boşanmalar artıyor. Bunlar artırıldıkça cinayetler artıyor. Bunlar artırıldıkça efendim huzursuzluklar ve parçalanmış aileler artıyor. Bilmiyorum, toplumu yönetenlerin, devleti yönetenlerin elinde her türlü imkan var. Yani aileyi tahkim etmek yerine kadın merkezli bir vurgu, evet yani bir takım mağduriyetleri, mazlumiyetleri gidersin, buna hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün değil. Ama sanki yani kadına, kadın unsuruna, kadın tekine yaptığımız bu vurgu, yaptığımız bu yükleme başka taraflardan aileyi, karı koca ilişkilerini vesaireyi tahrip eden bir yere doğru gidiyor. Oysa yapılması gereken aileyi tahkim etmektir. Yani bu artık bunu görmek için bir insanın çok böyle filozof falan olmasına gerek yok. Aileyi kaybettiğiniz zaman toplumu kaybediyorsunuz. İstediğiniz kadar yasal tedbir alın, istediğiniz kadar zabıta tedbiri alın, efendim kolluk kuvveti tedbiri alın. Eğer aileyi tahkim edemezseniz bu toplumun bir nesil sonra, fazla değil, bir nesil sonra çok farklı yerlere gittiğini göreceğiz. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Allah ömür verirse. Dolayısıyla sevgiyi, muhabbeti, ünsiyeti, dayanışmayı, paylaşmayı aileden başlayarak tahkim etmemiz lazım. Ciddi anlamda bu konuda bir boşluk toplumda var. Mesela belediyeler bir şeyler yapabilir mi? Mahalle unsurunu yeniden tahkim etmek için, komşuluk ilişkilerini yeniden tahkim etmek için, aile fertlerini, akrabalık ilişkilerini, bilmiyorum. Her türlü şey yapılabilir, imkanlarımız var hamdolsun. Ama sanki bu çok fazla meşguliyetimiz, işimiz, gücümüz, önemli mesailerimiz arasında aileyi, akrabayı, insanı biraz ihmal ediyoruz gibime geliyor. Öyle olunca tabii batılı toplumlarda gördüğümüz o kendi özgürlüğüne perestiş eden, dolayısıyla diğer insanlardan yalıtılmış bir hayat yaşayan yalnız bireylere doğru gidiyoruz. O eğer gelişmiş toplum formatı oysa bu bize lazım değil. İnsanlar analarını, babalarını, efendim işte bakım evlerine terk ediyorlar. Yaşlanmış insanlar aslında ailenin bereketidir, ailenin firasetidir, ailenin kalbidir, gönlüdür, sağduyusudur. Ama yaşlı insanlar batılı toplumlarda artık o huzur evlerinde, tıkıldıkları huzur evlerinde psikolojik terapilerle falan hayatta kalmaya çalışıyorlar. Buraya doğru gidiyoruz. Evet, özgürlüğümüz özellikle kadın erkek ilişkilerinde, kadına dönük
bu tedbirler özgürlüğümüzü sağlıyor, belki güvenceyi alıyor filan ama öbür taraftan ilişkilerimizi tahrip ediyor. Oraya doğru gitmek doğru bir şey değil. Yani o toplumları görüyoruz, gözlüyoruz, gidip geliyoruz. Efendim, o toplumların yaşadığı acıyı, sancıyı, yıkımı görüyoruz. Yani oraya doğru gitmek zorunda değiliz. Bu toplum Müslüman bir toplum. Bu toplumun cevheri farklı, bu toplumun kökeni farklı, bu toplumun kodları, genleri farklı. Dolayısıyla o formatı ne olur alıp bu topluma bir kalıp gibi giydirmeye çalışmayın. Bu toplumu kendisi olarak görün. Bu toplumun kadın erkek ilişkilerini batılı normlara göre düzenlemeye çalışırsanız bir yerden patlar bu. Bir yerden patlar. Büyük şehirlerde gördüğümüz bu şey yavaş yavaş kırsala doğru gidiyor. Allah Teala akıbetimizi hayretsin. (gülüyor) 124 numaralı rivayet. Ve ravahu Muslimun eydan min rivayeti Aişete radıyallahu anha kalet. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عزما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 63 سلاما فإنه يمشي يومئذ قد زحزح نفسه عن النار. İmam Müslim rahimehullah'tan gelen Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin naklettiği bir rivayet diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innehu hulika kullu insanin min beni âdeme alâ 63 mafsilin. Her Ademoğlu, her insan, Ademoğlundan her bir fert 360 mafsal üzere yaratılmıştır. Her Ademoğlundan her bir ferdin 360 mafsalı vardır. Femen kebberallâhe, kim Allah Teala'yı tekbir eder, ulular. Ve hamidallâhe, ona hamd eder. Ve hellelallâhe, tehlil getirir. Ve sabbahallâhe, onu tesbih eder. Ve estağferallâhe, ona istiğfar eder. Ve azzele haceren an tarîkin nâs, bir taşı insanların yolunun üzerinden giderir, kaldırır, kenara atar. Ev şevketen ev azmen, veya bir dikeni, insanları gelip geçenleri rahatsız eden bir dikeni, bir çalıyı veya bir kemiği kaldırıp kenara koyan, ev emara bi ma'rufin, veya bir marufu emreden, ev neha an munkerin, veya bir münkeri yasaklayan kişi, adede tilke 63 sulama, bu üzerine yaratıldığı 360 mafsalın adedince, ve innehu yemşi yevme idin kad zahzaha nefsehu aninnar, o gün yürüdüğünde kendisini efendim cehennem ateşinden uzaklaştırmış olarak yürür. Gününü devam ettirmiş olur anlamında. Bu rivayet arkadaşlar enteresan bir rivayet. Üzerinde bir hayli tartışmalar yapılmış bir rivayet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada Ademoğlunun 360 mafsal üzere yaratıldığını ifade etmiş. Efendim işte hadis meselesine biraz şaşı bakanlar hemen bu rivayet üzerinden işte insan iskeleti, insan anatomisi, oradaki kemiklerin sayısı vesaire üzerinden bu rivayetin de kitaplarımıza İsrailiyattan, Mesihiyattan veya gayrimüslim başka kültürlerden geçmiş olabileceğini,
Veya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o zamanın bilgi seviyesi, kültür seviyesi ile mütenasip bir bilgiye sahip olarak konuştuğunu söylüyorlar. Efendim, hatta bu konuda akademik makaleler bile yazılmış. Efendim, bu rivayeti yalancı çıkartmak için bir ilahiyatçı bir akademisyen bir makale yazmış. Orada diyor ki, anatomi uzmanlarının ulaştıkları bilimsel verilere göre insan iskeletinde doğumda yaklaşık 300 kadar, çocuklarda 222-223 normal, ergin bir insan iskeletinde ise 206 kemik bulunmaktadır. Bu sayıya en küçük kemikler de dahildir. Yani 360 kemik ve buna ilaveten 360 sülama, yani mafsal kemiklerin birbirine bitiştiği yerler. Bulunduğu bilgisi bilimsel verilere aykırıdır. Eklemler, mafsallar, kemiklerin birleşme yeri olduğuna göre mantıksal olarak kemik sayısına nazaran daha az olduğu anlaşılacaktır. Bu meslektaşımız bir hadisi şerif hakkından gelmiş olmanın herhalde bir rahatlığını filan yaşamıştır bu makaleyi yazıp yayınlattıktan sonra. Ön yargılı bakıyoruz tabii. Hadiste böyle bir bilgi gelmişse bu mutlaka dışarıdan gelmiştir. Efendim, o zamanın bilgisi, görgüsü, tecrübesi, insan vücudundaki bütün kemikleri saymaya zaten yeterli değil. Başka kültürlerde filan da bu tarz şeyler olduğuna dair nakiller de var bu makalenin içinde. Gayrimüslim kültür ve medeniyet havzalarından bir kısım nakiller de yapmış. Efendim, benim dikkatimi iki nokta çekti burada. Birincisi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 360 mafsal, eklem demiş. Sülama, mafsallar, eklemler demek. Kemikler değil. Kemik başka, mafsal başka. İkincisi de, eklemler kemiklerin birleşme yeri olduğuna göre mantıksal olarak kemik sayısına nazaran daha az olduğu anlaşılacaktır demiş. Bunu nasıl tespit etti? Doğrusu şayan hayret bir durum. Aslında tam tersi doğrudur. İnsanın vücudundaki kemiklerin birbirine bitiştiği yerler, mafsallar, kemik adetlerinden daha fazladır. Çünkü bazen bir kemik birkaç cepheden farklı kemiklerle birleşir. Birkaç açıdan mafsal oluşturur, yani birleşme yerleri. Dolayısıyla kemikler mafsallardan sayı olarak daha azdır. Üşenmedim. İnternetten insan elindeki kemikleri gösteren görseller indirdim böyle. Ve buradaki kemik sadece bir eldeki bu. Kemikleri ve mafsalları saydım. Sadece bu görseli esas alarak ulaştığım netice şöyle. Bu resimde 27 tane kemik sayılıyor. Belki hani arka planda kalmıştır, benim göremediğim, bilemediğim kemikler olmuştur. Ama 27, 2 artı 2 eksi 27 diyelim. Bunların eklem yerleri ise gene sayabildiğim kadarıyla 33. Özellikle şu parmakların kökünden itibaren buradaki her bir mafsal hem şu kemiğe birleşiyor hem yandaki kemiğe birleşiyor. Hatta şu orta parmakta zannediyorum iki parmağın kemiklerine birleşen mafsallar var. Böyle bir acayip bir yaratılışı var bu elimizin gerçekten. Dolayısıyla sadece bu el iskeleti üzerinde yaptığımız sayım bile ortaya koyuyor ki mafsal sayısı kemik sayısından fazla. Elbette anatomi uzmanı değilim. Böyle bir işte iddialı konuşacak kadar aklımı peynir ekmekle yemedim ama bu basit sayım bile
ortaya koyuyor ki mafsal sayısı kemik sayısından fazla. Türkçe'de bu alanda yapılmış çalışmalar var. İnsan sayısı iskeletindeki mafsalların 360 olduğunu ortaya koyan tıp doktorları tarafından yazılmış metinler var. İnternette bulursunuz. İnsan vücudunda kaç kemik vardır filan diye Google hazretlerine sorarsanız orada bir sürü makale geliyor önünüze. Araplar da aynı şekilde. Bu tartışma oralarda da var tabii. Bu modern dönemin bize hediye ettiği bir şey. Oralarda da bu işler tartışılmış, konuşulmuş. Efendim o Arap aleminde de bu konuda yazılmış, yapılmış çalışmalar var, makaleler var. Ez cümle gene bir doktorun kaleme aldığı bir metne göre insan vücudundaki eklem sayısı, kemik değil eklem sayısı bütün olarak 86 tane kafatasında varmış eklem. 6 tane boyun bölgesinde varmış. 66 tane göğüs kafesinde, göğüs bölgesinde. 76 tane omurga, bel, kalça bölgesinde varmış. 64 tane kollarda ve ellerde, 62 tane de bacaklarda ve ayaklarda varmış. Bunun toplamı 360 ediyor. Rakamlar böyle. Burada önemli olan şu. Bir ilahiyatçı akademisyen kendisine aleyhissalatü vesselam efendimizden nakledilmiş ve en sahih dediğimiz kaynaklarda yer bulmuş bir rivayet geldiğinde ben hemen bunun bir yalan olduğunu, tutarsız olduğunu, çelişkili olduğunu ortaya koyayım diye mi yola çıkar? Yoksa burada bir nebevi bir emanet var, nebevi bir tespit var. Bunu baz kabul ederek bir yola çıkayım, bakayım ne olacak diye mi hareket etmeli? Biz tam tersini yapıyoruz. Hadis kitaplarımızda gördüğümüz rivayetleri itibarsızlaştırmak için, insanların güvenlerini sarsmak için her türlü cambazlığı, her türlü marifeti sergiliyoruz maalesef. Ala külli hal, aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bu rivayetin bağlamını dikkate aldığımızda bir bütün olarak, burada bize insan anatomisinden filan bahsetmiyor. Burada bizi hayra, efendim, salih amele, vücudumuzun hakkını vermeye teşvik ediyor. Bağlam bu. Hani Efendimiz insan vücudundaki kemikleri sayan, özellikle anatomik ya da tıbbi bir bağlam içerisinde bunu söylemiş olsa, dersiniz ki bu bilgi yalan. Ama bağlam da farklı yani. Alet tenezzül şöyle diyemez misiniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada harcı alem bir bilgi kullandı ve bizi bir hayra sevk etti. Kur'an'da sünnette verilen rakamlar, adetler gerçekten de o sayıda olarak kabul edilmeli midir? Efendim, bu usulcüler arasında tartışılmış. Mefhumul adet dediğimiz şey. İlla bu kadar mıdır, o kadar mıdır? Tartışılmış. O kadar diyenler de var ama değildir diyenler de var. Özellikle Hanefilere göre mefhumul adet bağlayıcı bir şey değil, illet ifade etmez. Dolayısıyla diyebiliriz ki Efendimiz kesretten kinaye olarak insan vücudundaki mafsalların sayısını, fazlalığını ifade ederek bakın bu her bir mafsal için Cenab-ı Hakk'a bir borcunuz var. Bunları şöyle 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 yerine getirebilirsiniz buyurmuş, ümmetini hayra teşvik etmiş. Sağlıklı yaşamanın, insan olarak yaratılmış olmanın şükrünü eda anlamında bakın vücudunuzda bu kadar mafsal var. Bu mafsallardan birisi, şöyle düşünelim, bu saydığımız mafsalları üçe ayırmışlar. Oynar mafsallar var, yarı oynar mafsallar var, bir de sabit olanlar var. Bu oynarlar oynamaz olsaydı mesela. Yarı oynarlar oynamaz olsaydı veya oynamaz mafsallar, sabit mafsallar oynar olsaydı. Mesela kafatasımızdaki mafsallar sabit. O kemikler birbirine öyle bir kaynatılmış ki beynimizi orada Cenab-ı Hak özel bir mahfaza içine almış. O mafsallar oynasaydı
ne olurdu? Bir düşünün, beynin dengesini düşünün. Beynin o fonksiyonlarını bir düşünün. O mafsalların oynaması durumunda insanın şuuru, dengesi, algıları, iradesi heba olur gider. Efendim, oynar mafsallar oynamaz olsa ne olur? İş göremezsiniz. Dolayısıyla bunların her biri için her gün kalktığınızda vücudunuzu kullanabildiğiniz, vücudunuzdan istifade edebildiğiniz sürece bunların sadakasını verin, şükrünü eda edin. Bağlamında Efendimiz bir yönlendirmede bulunmuş. Bunun için bir rivayeti efendim gözden düşürmek, itibarsızlaştırmak falan gerekmez ya. Biraz da Müslümanca bakmak lazım bu işlere. Evet, bu rivayet üzerinde dururken Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize gösterdiği yollara bakıyoruz. Tesbih var, tahmid var, istiğfar var, tehlil var. Efendim, yoldan geçenlere eziyet verebilecek şeyleri oradan temizlemek var. Emri maruf var, nehy-i münker var. Efendim, kim bunların hakkını verirse o gün, daha doğrusu o vücudundaki o dengenin şükrünü eda ederse, öyle diyelim, o gün için şu sayılanlardan birini yapmak suretiyle, ki daha evvel bunun kuşluk namazı vasıtasıyla toparlanabileceğini de görmüştük. Kişi o gün efendim kendisini cehennem azabından uzak tutmuş olarak o günü geçirmiş olur. Buradaki şey, cehennem azabından uzaklaştırmış olma, artık o gün ne günah işlerse işlesin ona bir zarar vermez anlamında değil. O gün şükrünü eda etmek anlamında. Nankör bir kul olmaktan kurtulup şükreden bir kul olmak anlamında o vazifesini eda etmiş, ifa etmiş. Dolayısıyla o anlamda sorgudan geçmiş olacak. Böyle anlamakta fayda var. Yoksa o gün bir sadaka verdik, emri maruf yaptık, kelime-i şehadet getirdik. Efendim, estağfirullah dedik. O gün bütün günümüz garanti altında, artık bize top değmez. Böyle düşünmek doğru değil. 125 numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, men gada ilel mescidi evraha a'addallahu lehu fil cenneti nuzulen kullema gada evraha. Muttefekun aleyh. İmam Bukhari ve Müslim gene rahimehumallah birlikte nakletmişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, kim men gada ilel mescidi evraha. Buradaki gada kelimesi vuduv'dan geliyor. Zeval vaktine kadar yapılan yürüyüşe Araplar guduv diyorlar. Zeval vaktinden sonra akşama kadar yapılan yürüyüşe de ravah diyorlar. Burada biz mescide gün içinde gidip gelme anlamalıyız. Kim mescide gün içinde sabah akşam yani gider gelir orada cemaat namazlarını eda ederse, Allah Teala onun her gidişi için cennette ona bir ikram hazırlamıştır. Burada cemaat namazına teşvikin ön planda olduğunu görüyoruz. Hayır yollarından, salah ve felah yollarından birisi efendim, mümkün olduğunca namazları cemaatle kılmaya teşvik eden bir rivayet var karşımızda. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu konuda hayli hassas olduğunu biliyoruz. Buyurmuş ki neredeyse bu yatsı namazına cemaatle gelmeyenleri, yatsı namazına mescide gelmeyenleri tespit edip evlerinin etrafına odun toplatıp onları orada yakmayı düşündüm neredeyse, buyurmuş Efendimiz. Bu kadar önem verirmiş cemaate, cemaatle namaza. Efendim, hatta biliyorsunuz la salate li caril mescid illa fil mescid buyurmuş. Mescide komşu olan kimsenin mescitte kıldığı namaz dışında namazı yoktur. Ya burada ciddi bir tehdit de var. Yani mescide komşu kimdir? Bunu alimler tartışmışlar. Demişler ki müezzin efendinin sesini duyan, hoparlörsüz bir
ezanda müezzin efendinin sesini duyan herkes o müezzin efendinin ezan okuduğu camiye komşudur. Dolayısıyla o kimseler namazlarını orada kılmak zorundadır. Bu farz-ı kifayedir. Hatta bu az önce okuduğum hadis-i şerifin ifadesine bakılırsa eğer camide kılmazsa o adamın kıldığı namaz namaz değil anlamı çıkıyor. Mescide komşu olan kimse mescitte namaz kılmıyorsa onun namazı yoktur gibi bir anlam çıkıyor ki şiddetli bir sakındırma da var burada. Teşvik yanında şiddetli bir sakındırma da var. Dolayısıyla cemaatle namaza dikkat etmek, azami özen göstermek vazifelerimiz arasındadır. 126. rivayet ve anhu ey an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya nisa el muslimat la tahkirenne caretun li caretiha velev firsene şatin. Muttefakun aleyh. İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah beraberce nakletmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki ey Müslüman hanımlar, ey Müslüman kadınlar, la tahkirenne caretun li caretiha. Hiçbir hanım sakın ola ki komşusunu küçük görmesin, komşusuyla ilişkisini kesmesin. Velev firsine şakir. Bir koyunun paçasını paylaşmak şeklinde bile olsa komşusuyla münasebetini küçük görmesin. Komşusuyla alışverişini, hatırlaşmayı, hediyeleşmeyi küçük görmesin. Çok enteresan, vurucu bir rivayet. Yani komşuluk ilişkisini tahkim noktasında Anadolu'da yaşayan güzel hasletlerden birisi bu, biliyorsunuz. Bir komşu bir yemek pişirdiğinde komşusuna bir tabak gönderir. O da o tabağı boş göndermez. Ertesi gün o da pişirdiğini komşusuna gönderir. Bu karşılıklı gönül almadır. Karşılıklı hatır sormadır. Karşılıklı paylaşmadır, dayanışmadır, muhabbettir, ülfettir. Bunu tabii biz büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak teorik biçimde konuşuyoruz, anlatıyoruz ama evlerimize, mahallelerimize gittiğimizde uygulayabiliyor muyuz? Eğer baştan komşularımızla münasebetlerimizi bu kıvamda inşa etmediysek çok zor. Dolayısıyla özellikle bir mahalleye, bir şehre yeni taşınmış insanlar için bu önemli bir fırsattır. Geldiğiniz yerde komşuluk ilişkiniz nasıl oldu? Oldu. Bir kere öyle gitti, öyle bitti. Ama yeni bir başlangıç yapma imkanınız var. Dolayısıyla yeni bir eve taşındınız, yeni bir mahalleye, yeni bir şehre. İlişkilerinizi sıfırdan ve Müslümanca inşa etme imkanı verdi Cenab-ı Hak size. Bunu yapın. Komşularınız size hoş geldine gelmediyse siz gidin. Komşu, ben bu mahalleye yeni taşındım, falan oğlu finalım. Müsaitseniz bu akşam bir çayınızı içmeye geleceğim. Veya bu akşam müsaitseniz gelin bir çay içelim. Hoş şeyler bunlar gerçekten. Denendiğinde, yapıldığında muhabbeti, bereketi artırdığı fiilen hissedilecek olan şeyler. O ilk adımı atmaya bakıyor. İlk adımı atınca gerisi geliyor. Yoksa birbirimizden kopuyoruz gerçekten. Halimizi, ahvalimizi bilmiyoruz. Yanımızdaki komşu ne durumdadır, nasıl yaşar, ne yer, ne içer, dünyası neden ibarettir bilmiyoruz. Bu ilişkileri yaparken de, kurarken de hadi ben sana bir emri maruf yapayım gibi bir zihniyetle değil, hep söylüyoruz. Tabii bir Müslüman tavrı içinde yapmak lazım. Biz zaten bu toprakların çocuklarıyız, birbirimize 6 asırdan bu yana akrabayız. Dolayısıyla küllenmiş olan ilişkilerimizin üzerindeki külü bir üfürüp altındaki cevheri çıkarmak çok kolay. Bunu yapmak lazım. Ve anhu ey an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal el imanu bid'un ve seb'une
اَوْ بِدْعُنْ وَسِتُونَ شُعْبَةً فَأَفْطَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَدْنَاهَا اِمَاتَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ مُتَّفَكُنْ عَلَيْهِ. Gene İmam Buhari ve Müslim rahimehumullah Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki el-imanu bid'un ve se'une ev bid'un ve sittune şube. İman 70 küsür veya 60 küsür şubedir. Feftaluha kavlu la ilahe illallah. En eftali, imanın bu şubelerinin en eftali la ilahe illallah sözüdür. Ve ednaha, en düşüğü imatatul eda anit tarik, yoldan gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yoldan giderilmesi, izale edilmesidir. Vel hayâ'u şu'betun minel iman, haya da imandan bir şubedir. Bu rivayette bir şek var, dikkatinizi çekmiştir. El imanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şube. Bu İmam Buhari ile İmam Müslim'de rivayetin farklı lafızlarla gelmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Buhari el imamu bid'un ve sittune şube lafzını nakletmiş. Yani 60 küsür şube. 70 küsürü de İmam Müslim nakletmiş. Bir farklılık daha var, ciddi bir farklılık daha var. İmam Buhari'nin nakli sadece şöyle. El-İmanu bid'un ve sittune şube vel-hayâ'u şubetun minel-iman. İman 70 küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir. Bu okuduğumuz uzun varyantsa İmam Müslim'e ve daha başka hadis imamlarına ait olan varyant. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu şubelerin ne olduğunu açıklamamış. Sadece 3 unsurunu dile getirmiş. Birisi en eftali la ilahe illallah sözü. Birisi en ednası, en aşağı mertebesi. O yoldan gelip geçenlere eziyet veren şeyleri oradan kaldırmak. Ve nihayet haya. Hayanın da imandan bir şube olduğunu söylemiş. Vaktimiz doluyor ama bu rivayet üzerinde biraz durmak istiyorum. Birkaç başlık var. Birincisi, burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iman binasını oluşturan unsurlardan bahsediyor ama ifade ettiği şeyler ameli şeyler. İmanın en eftali la ilahe illallah sözüdür buyurmuş. Söz ameldir biliyorsunuz. Dilin amelidir. Yani iman etmek başkadır. La ilahe illallah'a iman etmek başkadır. Bunu söylemek başkadır. Efendimiz burada bir ameli dile getirmiş. En eftali olarak, en ednası olarak, en düşük mertebesi olarak zikrettiği şey de bir amel. O da ameli bir husus. Ve nihayet haya. Haya da kalbin amelidir. Kalbi bir tutumdur. Dolayısıyla ameli bir şeylerden bahsediyoruz burada sanki. Buradan hareketle bir kısım insanlar, bir kısım fırkalar tarih içerisinde amel çerçevesine giren her şeyin imana dahil olduğunu söylemişler. Dolayısıyla imanı şöyle tarif etmişler. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir. Böyle tarif edince imanı kişinin azalarıyla yapmakla mükellef olduğu amellerden herhangi bir şey eksik olduğunda, yanlış olduğunda kişinin imanına, imanının aslına, özüne dokunan bir şey oluyor bu. Ameli eksik olan kişinin imanı da eksik oluyor. Amelde bir kusur işleyen imanı zayıflatmış veya kaybetmiş oluyor. Bu arızanın tarih içinde tebellür ettiği en önemli alan haricilerin iddialarıdır.
hariciler imanla ameli bir saydılar. Birbirinden hiçbir bakımdan ayırmadılar. Dolayısıyla amelinde bir kusur eksiklik bulunan insanın aynı zamanda imanında bir kusur eksiklik bulunduğunu söylediler. Bilhassa bu büyük günah işleyen kişinin akıbeti durumu meselesinde dikkatimizi çekiyor. Büyük günah işleyen bir kimse haricilere göre dinden tamamen çıkıyor ve kafir oluyor. Oysa işlediği şey bir ameldir, bir fiildir daha doğrusu. O işlediği fiilden dolayı amelini, imanını kaybediyor, imanından oluyor, direkt kafir oluyor. Mu'tezile de buna yakın bir şey söylemiş. O da demiş ki büyük günah işleyen kimse dinden çıkar ama kafir olmaz. İmanla küfür arasında bir yerde durur. İki menzile arasında bir menzile, iki nokta arasında bir nokta. Orada durur. Ama ahirette nereye gider? Cehenneme gider. Ehl-i sünnet içerisinde de imanı bu şekilde tarif edenler var. Hanefiler dışındaki hemen bütün ehl-i sünnet kesimler imanı böyle tarif ediyorlar. İman kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve azaların amelidir. Dolayısıyla artar ve eksilir. Amel eksildikçe iman da eksilir. Amel arttıkça iman da artar derler. Hanefilerse derler ki iman başka şeydir, amel başka şeydir. İman kalbin fiilidir, bir tasdikten ibarettir. Kalp tasdik ederse kişi mümindir. Amellerinde bir eksiklik olursa günahkar mümindir. Amellerinde kemal olursa müttaki mümindir ama mümindir. Yeter ki kendisini iman çerçevesine sokan hususlardan herhangi bir şeyi inkar etmesin ya da işlediği bir haramı helal saymasın. Bu takdirde Allah korusun zaten ittifakla dinden çıkar. Fakat pratikte görüyoruz ki bu ehl-i sünnet içi ihtilaf gibi görünen bu alanın semerelerine baktığımızda yani neticede nereye gidiyor bu ihtilaf, nasıl bir pratik koyuyor önümüze diye baktığımızda çok fazla bir ihtilaf görmüyoruz. Gerek ehli hadis, gerek şafiler, gerek diğerleri amelinde bir kusur olan kimsenin imanını kaybettiğini filan söylemiyorlar. Hatta büyük günah işleyerek ölmüş kimsenin dinden çıktığını söylemiyorlar. Günahını helal saymadıkça. Tarih içinde hiç görmedik, bilmiyoruz, okumadık. Büyük günah işleyen bir kimse Müslüman kabristanına değil de başka bir yere defnedilsin. Bir mürtet muamelesi görsün mesela. Büyük günah işleyen kimse. Hiç böyle bir şey görmüyoruz. Onun da cenaze namazı kılınıyor, yıkanıyor, kefenleniyor. Müslüman kabristanına defnediliyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus Allah-u Alem şu. Amelleri küçümsemeyeceğiz. Amellerin imanla hiçbir bağlantısı olmadığını düşünmek doğru değil. O Hanefiler için de böyle, diğerleri için de böyle. Amelle iman arasında bir doğrusal bir ilişki vardır. Amel imanı takviye eden bir şeydir. Amel arttıkça, amel kemal buldukça iman da kişiye tesiri noktasında olsun, Cenab-ı Hak katındaki makbuliyeti noktasında olsun, kemal noktasına ulaşır. Ameller zayıfladıkça iman da zayıflar. Dolayısıyla bu ihtilafın adeta lafzi bir ihtilaf olduğunu söylememiz mümkündür. Hanefiler ameli hiç önemsiz bir şey olarak görmemişler. Diğerleri de ameli imanın aslından, rükünlerinden saymamışlar. Öyle olsa ameldeki bir kusur imana raci olur, kişi imanından olur, Allah korusun. İkinci bir hususa kısaca değinip bağlayayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada dikkat ettiyseniz vel hayâ'u şubetun minel iman buyurdu. İmanın şu kadar şubesi var. O şubeyi vaktimiz olsa ana hatlarıyla ulema bunlardan
bu Şuabul İman başlığıyla yazdığı kitaplarda bunları tasnif etmiş. O 70 küsüre ulaştırmış. Bunları sayardım, hep beraber bilgilenmiş olurduk ama vaktimiz doldu. Şu kadarını söyleyeyim. O 70 küsür şube içerisinde özellikle hayanın zikredilmiş olması enteresandır. Buradan hikmet ne olabilir diye düşündüğümüzde karşımıza Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayaya yaptığı bir vurgu çıkıyor. Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki hayatın tamamı hayadır. Hayrın tamamı hayadır veya hayanın tamamı hayırdır. Haya derken ne anlayacağız? Yanlışlıkla günlük dildeki kullanımın etkisinde kalarak utangaçlık ya da mahcubiyet anlamayalım. Haya bu değil. Hayalı insan günah işlemekten çekinen, sevap işlemekte de hayli atılgan olan insandır. Yani salih amel işlemede atılgandır. Günah işlemede son derece titrek, ürkek ve çekingendir. İnsanlar arasında olsun, yalnız başına kaldığında olsun, kalbinden bile bir günah esintisinin geçmesi o insanı perişan eder. Hayalı insan budur. Bırakın amellerini aksatmayı, amellerinde ucuz yoldan, kolay yoldan, pratik yoldan, devreden çıkarma tavrını benimsemeyi, kalbine bile bir Allah Teala karşısında kendisini mahcup edecek bir düşüncenin gelmesi sebebiyle kızaran, mahcup olan insandır. Yoksa utangaçlık belki yerine göre bir kişilik arızasıdır. Mahcubiyet yerine göre özgüven sıkıntısıdır. Ama hayalı insan özgüven sıkıntısı olan insan değil. Efendim insanlar arasında konuşurken kızaran, bozaran, çekiren, kekeleyen insan değil. Günah işlemekten azami derecede korkan, mesuliyetlerini yerine getirme noktasında da azami derecede titiz insan. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayanın tamamı hayırdır buyurmuş. Keşke vaktimiz olsa üzerinde biraz daha konuşabilseydik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.